İsmim Sümmani Kimsesiz. Benim gördüğümü zannediyorum siz de görüyorsunuz. Önünüz, arkanız, sağınız, solunuz değil mi arkadaşlar? Bu işsizliğin belirtisi, esnafın zor durumda olduğunun belirtisi. Şimdi biz zincirin halkasıyız. Ben nakliye yapıyorum, nakliyeci esnafıyım. Esnaflarımızda olduğu zaman bize yansıyor. Günlerdir siftahsızız. Yaz günü çalışma sezonumuz, sanayidir, sezona bağlı. Tabiri caizse 6 ay, 8 ay çalışıyoruz. 4-5 ay yatıştayız ve yatış zamanımız yaklaşıyor. Yazı yaşamadık arkadaşlar. Hiçbir esnafımız yaşamadı. Arkadaşlar, Rabbim yardımcıları olsun cümlemizin. İçinde de onların gerçekten zor durumdalar. Cadde üzerindeki esnaflarımızın %80'i kiracı. Her geçen yıl bir esnafımız kilit vurup kapısına gidiyor. Bu bizlere de yansıyor. Bizim işlerimize de yansıyor. Maalesef şikayet değil ama şikayetimizi kime söyleyeceğiz? Kimden medet umacağız bunu da bilmiyoruz. Sadece şükrü çok iyi öğrettiler. Biz sadece şükrediyoruz, Rabbimize sığınıyoruz. Sadece beklemedeyiz. İyi olacak diye beklemedeyiz. Ama ne zaman iyi olacak? Ben 43 yılımı verdim bu sanayiye. 43 yıldır buradayım. Övünerek söylediğim tek şey 22 yılımı bedenen çalıştım. Hamallıkla geçindim. Rabbime karşı övündüğüm tek şey. Helalden ayrılmadık. Harama bulaşmadık. Şükürler olsun. 22 yıldır da esnaflık yapıyorum. Kardeşlerim, hamballık yaptım. Rabbimin sayesinde bir dört duvar sahibi oldum. Esnaf olduğum o günden bugüne hiçbir şeyin sahibi olamadım. Her şeyim kayıtlıdır. Herkes inceleyebilir. Herkes soruşturabilir bunu. Ve son 14-15 yıldır da diyeyim ben size, her gün iyiye gidecek diye bekliyoruz. Her gün iyiye gidecek diye bekliyoruz fakat her gün kötüye gidiyoruz. Ne olacak halimiz bilmiyoruz. Bir çıkmazın içindeyiz. Yetkililere şunu söylüyorum. Kimse masa başında benim hakkımda karar vermesin. Ben nakliyeci esnafıyım. Benim hakkımda karar verebilecek bir insan nakliyeciliğin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Başı boşlu kalmış, başını gidiyor. Denetim yok. Derneklerimiz var. Kimse görmezden geliyor her şeyi. Nakliyeci esnafıyım, sanayi içerisindeyim. 3-5 tane esnaf kalmadık. Fakat maalesef sadece eski sanayinin içerisinde 150 kadar sayabilirim. Tespit eder, bildirebilirim. Bildiriyoruz da. Nakliyeci şehir içi dışı nakliye yapılır diyen bir lefasını asan nakliye yapıyor. Bizler vergilerimiz ödeyemez hale geldik. Bizler derneklerimizin ücretini dahi ödeyemiyoruz. Ne olacak bu işin sonu? Maliye görevini yapmıyor kardeşlerim. Açıkça beyan ediyorum. Şikayet ediyoruz. Derneklerimiz görevlerini yapmıyor kardeşim. Trafik polislerimize verin kardeşim. Bu işi esnaf olarak yapıyor isem, bana bu hakkı verdiyseniz, tüm belgelerimle resmi olarak çalışıyor isem, lütfen bunun mücadelesini de, kaçak çalışanların mücadelesini de siz verin. 100 lira fiyat verdiğim yere adam 50 liraya gidiyor. Herkesin işine geliyor. Para cebinden çıkıyor çünkü bir şey diyemiyorsun. Ben kalkıp bazı şeylerin mücadelesini çok veriyoruz. Karakolluk oluyoruz. Mahkemelik oluyoruz. Neden karışıyorsun diyorlar. Karışacağım kardeşim, ben yıllarımı vermişim. En azından benim çevremden alamazsın bu işi dediğim zaman suçlu konumuna geliyorum. Maliye ne yapıyorsunuz? Yetkililer ne yapıyorsunuz? Niye uğraş vermiyorsunuz? Bir başlık bu, başı boşluk organize içerisinde, fabrika içerisinde nakliye yapan yüzlerce insan var. Kaçak nakliye yapıyor. Bakın beyan ediyor. Doğu sanayide, ağaç işlerinde buna keza ve mahalle aralarında buna keza aynen böyle. Ne olacak bu işin sonu kardeşlerim? Ben de soruyorum. Duyacaklar olan varsa onlara. Suç kimde, bizde mi? Vergimizi ödüyoruz. Elimizden geldiği kadar dürüst çalışmaya çalışıyoruz. Suç bizde mi? Biz de terk verelim o zaman.
Bir araç alalım altımızda, biz de bu onlara uyalım. Onlar mı bize uysunlar, bizler mi onlara uyarım? Lütfen bunların bir açıklamasını yapsınlar. Denetimse maliyeye de versinler kardeşim, istiyoruz. Trafiğe de versinler. Şehirlerin 20-30 kilometre çıkışlarında karayolları kantarını koyup da orada beklemeyle olmuyor. Seyyar kantarlarınızı da çalıştırın lütfen. Şehir dışlarında bir maliye noktalarının kurulup da verin bana irsaliyenizi, evrakınızı demekle olmuyor. Şehir içerisinde her gördüğünüz şehirler kameralarla, mobeselerle dolu. Gördüğünüz her aracın oturduğunuz yerde madem gezmiyorsunuz tespitini yapın. Bu araç bu yükü neden götürüyor? Kimdir bunun deyin, tespitini yapın, araştırın. Bu bizim istirhamımızdır ve en doğal hakkımızdır. Esnafı soruyorsunuz kardeşim. Bakın nakliyeci esnafıyım, 4 gündür siftahsızım. Kontağımı açmadım, gelip gidiyoruz. Görenler maşallah işine gidiyor, geliyor bu adam sabah çıkıyor arabasıyla, akşam evine geliyor, kazanıyor diyorlar. Ama maalesef. Gerçekten söyleyecek bir şeyimiz yok. Şikayet edeceğimiz bir yer de kalmadı arkadaşlar, merci de kalmadı. Çünkü kimseye güvenimiz de yok. Kimi kime şikayet edeceğiz ki biz? Vatandaş olarak sorunlarımız büyük. Esnafın hali gerçekten zor durumda. Eğer ömrümüz varsa, yaşıyor isek, birinci ayda şu gördüğünüz caddede 3-5 esnafın daha kepek indirdiğini, kapattığını, bırakıp gittiğini göreceksiniz. Adam iş yapmadı. Dükkan sahibi sene sonu gelince ver arkadaş kiramı deyip baskısını kurabiliyor. Bu adam vergisini veriyor. Üzerine düşen her şeyini yapıyor. Kesesinden, sermayesinden yiyor ve sene sonuna kapatıp gidiyor. Ne olacak? Gündemimiz arkadaşlar, gelişiyoruz ve büyüyoruz. Bu büyüme nerede? Vatandaş olarak bize ne zaman yansıyacak bu büyümenin etkileri, ben çok merak ediyorum. Sadece diyorum ki ben, Rabbim var, umudumuzu kesmedik. Düzelecek umuduyla bekliyoruz kardeşim ve herkesi Rabbime havale ediyorum. Bu memleketi bu hale getiren kim varsa hepsini Rabbime havale ediyorum. Takdir Rabbimindir kardeşlerim.